Selam gençler, yine projeyle karşınızdayım. Bu seferki projemizde 50 tane blind map yaptık ve ne kadar kar ettik ona birlikte bakacağız. Şu an herkes MF yaptığı için normal stratejileri çok yapan yok ama herkes MF yaptığı için de normal taktikler çok daha fazla getirisi oluyor. Bunlardan en güzel örneklerinden bir tanesi de blind mapleri, golden oil'ler, tinted oil'ler falan çok pahalı. Bu sayede çok fazla getiriniz oluyor. Şimdi bu 50 tane blind'dan ne kadar kar yapmışım size göstereceğim. Burada ben önce mapleri nasıl tasarladım, nasıl yaptım onu biraz anlatayım. Siz de yapacaksanız hem sizin için bir rehber olur. Benim zaten blind rehberim var, ona bakabilirsiniz tam blind nasıl yapılıyormuş öğrenmek için. Burada ben şimdi size hızlıca nasıl yapıyorum bunları göstereceğim. Blind maplerini yaparken şöyle bir olay var. Bu blind maplerini yaparken anoint yapabiliyoruz ve daha fazla loot almamızı sağlayabiliyoruz. Bunu yapmak çok önemli. Bunu maplere korap basmadan önce yaparsanız çok güzel oluyor. Çünkü korap yaptıktan sonra anoint yapamıyorsunuz bunlara. Veya yapmanız için tainted oil gerekiyor. O yüzden 60 tane map'e wall atmadan önce benim gibi yapmayın. Önceden oil'lerinizi basın. Sonra o map'ler boşa gitmesin. Burada blind map'lerini yapmadan önce şu sırayla yapıyoruz. Önce quality'sini basıyoruz. Sonra gelip buradan oil'imizi basıyoruz. Ben bunları yaparken 3 tane crimson bastım. Bu 36 tane kutunun şans olmasını sağlıyor. Yani daha iyi loot atması, daha fazla loot atmasını sağlıyor. Sonra geliyoruz, rolluyoruz. Build'imizi yapabilecek şekilde, bizi bozmayacak şekilde. Sonra da wall atıyoruz, korap yapıyoruz. Çünkü tainted oil'ler sadece korap blind map'lerinde düşüyor. Normal blind map'lerinde tainted oil düşmüyor. O yüzden korap yapmanız gerekiyor. Ondan sonra map yapacağınızda map'in yanına bu fragmentlardan koyabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Bunlar ekstra quantity ekliyor. Sizde çok varsa bu yeşil olanları da koyabilirsiniz. Onlar 15 quantity ekliyor. Eğer onlardan çok yoksa bunları kullanabilirsiniz. Bunlardan tanesi 5 quantity ekliyor. Bu maplerin quantity ne kadar yüksek olursa kutuları da o kadar çok etkiliyor. Sonra da mapleri yapabilirsiniz. Burada blind maplerini yaparken yüzüklerinize anoint yapmanız önemli. Bu önemli anointlerden bir tanesi de chill kulenizin freeze atması. Bunu yapmanız için bir tane silver, bir tane de opalescent oil ile birlikte yapıyorsunuz. Bir chill kulesi çağırdığınızda bunu 3 seviyede bırakıyorsunuz ve her şeyi donduruyor. Eğer canavarın kuleye immunitesi ve freeze immunitesi yoksa hiçbir türlü hareket etmiyor. Dümdüz duruyor. Biz de bunu kullanaraktan düşmanları dümdüz durduruyoruz. Ondan sonra diğer yüzünüzü de damage anoint yaparsanız güzel olur. Burada işte meteor kulesinin burning ground bırakmasını yapabilirsiniz. Empowerment kulelerinin daha fazla güç vermesini yapabilirsiniz. Veya işte scout kulesinin damage'ini, range'ini arttırabilirsiniz. Orası size kalmış, tercihinize kalmış. Ama bu buz kulesini yapmak önemli. Map'lerde de buz kulesine immun gelirse stun kulesini kuraraktan durdurmaya çalışıyoruz. Stun kulesini de 3 seviyede bırakırsanız çok güzel stun atıyor. Map'ler rollerken o yüzden dikkat edin. Cannot be stun, action speed, cannot be reduced below base value veya avoid aimless gibi modlar rollememeye çalışın. Bu rolleri yaptığınızda düşmanlar freeze yemiyor veya stun yemiyor. Direkt hızlı hızlı base'inize doğru gidiyor. Onları durduramıyorsunuz. O yüzden de bu modlara dikkat ederekten blight'larınızı rolleyin. Blight map'lerinizi yapın. Ben bu şekilde 50 tane yaptım. 50 map'te ben toplam 3 tane falan failledim. Onun dışında hiç failledim olmadı. Rahat şekilde yapıyoruz. Sadece çok farklı yerden 5-6 yerden aynı anda gelirse failleyebiliyorsunuz. Onun için de kapalı mapleri tercih edebilirsiniz. Şimdi ne kadar kar yapmışız bakalım. Burada 50 tane blind map'ini satın alırsanız toplam 5 divan oluyor. 10 tanesini bir divan şeklinde satıyorlar. Şu anki markette öyle gidiyor. Ve 5 divanı almışız gibi sayıyoruz. Burada loot'a bakarsanız yaklaşık 600 tane stack deck var. Bir seri chaos orb var neredeyse. Bir tane divan düştü, bir tane exalt düştü. 2 tane elevated sextant kartı var. 5 tane golden oil var. 5 tane tainted oil var ve blighted reagent mapleri var. Diğerinde de diğer düşük oil'ler ve elder guardian, shaper guardian mapleri var. Burada ben loot'a diğer şeyleri katmadım. Çok fazla scarab'dır, essence'dir, chisel'dir, böyle satılabilecek currency'dir, chance orb'dir falan bunlar çok fazla geliyordu. Ama ben bunları çok kâra katmadım. Bunlara genelde satmazsınız yani kendinize tutarsınız. Sırf böyle bunları kataraktan fiyatı gereksiz fazla göstermeyi ben çok doğru bulmuyorum. Sadece satılabilecek şeylere üzerinden hesap yapması daha mantıklı geliyor bana. Buranın toplam değeri 46 divine ediyor. Yani biz 5 divine harcamıştık. Toplam 41 divine kârımız oluyor. Burada paranın çoğu tainted oil'lerden geliyor. Tainted oil'ler sürekli pahalanıyor. Ben şu an bu video yaparken 3.4 divan'dan satılıyor. Golden oil'ler 145 kaostan 150 kaostan gidiyor. Stack deck'ler zaten 60 tanesi 70 tanesi bir divan olacak şekilde çok fazla satılıyor. Ve Revenge Blight map'lerin tier 16 olanları bir divan'dan, diğerleri ise biraz daha düşük olacak şekilde ama yine para ediyor. Onlar standarttan currency'miz geliyor. Normal divan geldi çok fazla düşer ama bana sadece bir tane divan düştü. Bu divan drop'unu çok fazla görürsünüz blight map'lerinde. Burada dediğim gibi ekstradan scrap'ları katsam, essence'leri katsam, çizileri falan katsam belki bir 10 divan daha fazla şey gelecek ama onları hiçbir zaman satmayacaksınız. Satsanız da çok uzun süren şeyler, sadece burada değerli olan şeyleri kataraktan hesap yapması daha mantıklı. Peki buna ne kadar bir süre harcıyoruz? Yani ne kadar sürede bu 46 divanı kazanmış oluyoruz? Bu blight map'lerini yapması 5 dakika sürüyor. Lootlaması
da 2 dakika sürüyor. Yani 7 dakika gibi hesaplayabilirsiniz. 7 dakikada 50 map yaparsanız 350 dakika yapıyor. Böyle seri seri yaparsanız önceden maplerin hepsini rolleyip o da yaklaşık 6 saate falan denk geliyor. Saatlik 7 divine bir karı varmış gibi oluyor. Tabii dediğim gibi bunda her şeyi katsam saatlik 10 divine de çıkartırsın yani. Ama düzgün tam şeyini katarsanız böyle bir hesabı var. Bu Blight'ta şu an çok güzel kar var. Kimse yapmadığı için bu Tainted Oil'ler, normal oil'ler çok fazla pahalı. Güzel karınız oluyor ve yapması bayağı rahat bir oynayış var. Kulelerinizi ayarladıktan sonra dümdüz oturup bekliyorsunuz. Sadece bitmesini bekliyorsunuz. Eğer build'iniz çok daha uygunsa bu Blight yapmaya çok daha rahat ediyorsunuz. Sadece build'iniz bile kesebiliyor bu Blight'ları. Öyle öyle çok daha fazla karınız oluyor. Çok daha hızlı yapabiliyorsunuz. Bu şekilde Blight'ta hala kar var mı diye merak edenleriniz varsa Blight'ta hala çok güzel kar var. Herkes MF yapıyor ama diğer şeylerde herkes MF yaptığı için pahalı. Siz eğer MF yapmayı sevmiyorsanız veya MF ne çok bilmiyorsanız oyunda çok güzel farm yöntemleri var şu an. Neredeyse her şeyle birlikte currency kazanabiliyorsunuz. Ben de böyle ara ara size neler var neler yok göstereceğim. Bu Blight'ta eğer build'iniz uygunsa Blight mekaniğini biliyorsanız yapabilirsiniz. Benim şimdilik diyeceklerim bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.